Karnım ağrıdı. Çok güzel bir yemek tarifim var. Öyle kızartmayla, haşlamayla falan uğraşmayacağız. Hem malzeme tatıyoruz hem de yememizi yapmaya başlıyoruz. Şuradan sadece şöyle bıçağı bir kere bastırıp gitmeniz yeterli. Karnabaharın kök kısmını aldık. Hemen şöyle bir gösterelim. Burayı bıçakla almamıza gerek yok. Hiç uğraşmayacağız. Elimizle şöyle bir kopartacağız. Koparda koparda zaten orası kendiliğinden orada kalır. Çok gerekmediği sürece bıçak kullanmayacağız. Kum gibi dağılmasın. Görüyor musunuz? Şöyle bir yaptığımız zaman, buradan kırdığımız zaman karnabahara da zarar vermemiş oluruz. Arkadaşlar ben yemekleri yaparken elimden geldiği kadar her türlüsünü göstermeye çalışıyorum. İster haşlayarak, ister haşlamadan, yağda kızartarak, kızartmayarak, fırında, sulu, susuz. Sizin yapacağınız tek şey içinden beğendiğiniz videoyu alıp kendinize bir yol çizgisi yapıp onu kullanmak. Yemeği o şekilde yapmak. Hangisi hoşunuza gidiyorsa ya da hangisi size pratik geliyorsa, daha kolay geliyorsa. Karnabaharımız hazır. 5 dakika suyun içinde bunu bekleteceğiz. Genelde pratik yemek istiyorlar diyorlar usta karnabaharı haşlamasak olmaz mı? Veya daha kolay nasıl yemeğini yapabiliriz? Şimdi onu göstereceğim. Bu ne yapar? Piştikçe dibine çökme yapar. Fazla olduğuna bakmayın. Hemen şöyle üzerine bir tuz serpiyoruz. Tenceremizin altını yaktık. Kısık ateşte arada karıştıra karıştıra karamelize olana kadar pişireceğiz. Lezzet orada. Karnabaharlarımız ocakta olurken hemen biz bir malzeme doğrayacağız. Lezzete lezzet katacağız. Hem çok pratik olacak hem de çok lezzet olacak. Havucu özellikle doğruyorum. Havuç şekerini attığı zaman daha da lezzetli olacak. Karnabaharın o ağır kokusunu alacak. Soğan da bol doğrayacağım. Güzel bir yemek yiyin. Hemen soğanın içine ikilişle sarımsak doğrayalım. Bolca bir malzeme doğradım. Çok lezzetli olacak. Karnabahardan daha çok bunları yiyeceğiz. Yemeğimizi bir gösterelim. Karnabaharlar gördüğünüz gibi içine tamamen çöktü. Şöyle bir karıştıralım. Bir tane gösterelim. Dağılıyor, eriyor. Karamelize hale geldi. Altını kapatıyoruz. Kapağı kapatıyoruz. Buhar hafiften bir dibine çöksün. Tavamızın altını yaptık. Hemen az bir sıvı yağ ilave ediyoruz. Az desem de yarım fincan civarında. Önce havuçlarını atıyoruz. Havuçları önceden attım. Hem daha çabuk pişsin diye, hem şekerini atsın diye, daha lezzetli olsun diye. Hemen soğanlarımızı atıyoruz. Şöyle bir iki dakika soğanları, havuçları karamelize yapacağız. Soğanlarımız karamelize oldu. Biberlerini döküyoruz. Şöyle biberlerle beraber ne yapacağız? Sallayacağız, birbirine bir alıştıracağız. Yemeğimizi tuzunu atıyoruz. 2 çay kaşığı.
Daha sonra buna tuzu yediremeyiz. Bir çay kaşığı karabiber atıyoruz. Pul biberi atıyoruz. Yarım çay kaşığı da kimyon attım. Kapağı kapatıyoruz. Yavaş yavaş terlete terlete pişireceğiz. Bir kontrol edelim. Tam karamelize oldu. Tenceredeki karnabaharlarımızı boşaltacağız. İkisi de birbirine, sosu da karnabaharı da lezzet versin diye şöyle bir sallayacağız. Kapağı kapatacağız. Sadece ve sadece bir dakika bir terletme yapacağız. O esnada bütün lezzetler birbirine girecek. Altını kapatıyoruz. Bir dakika geçti. Kapağı açıyoruz. Efsane bir lezzet. Sunuma geçiyoruz. Tek söyleyeceğim şey, bu yemek yenmez mi? Şöyle biberli soğanı yerlerinden de koyalım. Bunu nasıl yemek istiyorsanız ona göre çeşitlendirebilirsiniz. Yanında sarımsaklı yoğurt güzel gider. Şöyle bir çevirelim. Arkadaşlar, karnabahardan çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin, biz yapalım. Afiyet olsun.